Gruplar adına ilk söz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Deniz Baykal aittir. Antalya Milletvekili. Kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Tarihi bir toplantı yapıyoruz. Bir anayasa değişikliği taslağını konuşacağız. Buraya kimseyi suçlamak ya da karalamak için gelmedim. Günlük siyaset yapmak için burada değilim. Türkiye'ye sahip çıkmak için geldim. Buna ihtiyaç mı var derseniz, evet, buna ihtiyaç var. Bu sana mı düşer derseniz, hepimize düşer, evet, bana da düşer. Buraya seçilerek gelmiş siz milletvekilleri gibi ben de bütün siyasi ömrümü bu kutsal çatı altında geçirmiş bir kişi olarak milletime karşı bu noktada konuşmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstiklal Madalyası ile onurlandırılmış bir İstiklal Gazisi'nin oğlu olarak babamın helalliğini kazanabilmek için burada konuşmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Belki bir daha böyle bir şans hiçbirimiz için olmayacaktır. Türkiye'mizin tarihle ve gelecekle hesaplaşmasında oyumuzla, duruşumuzla bir rol oynayacağımız bir görev anının, bir sorumluluk ortamının içindeyiz. Ne yazık ki böyle bir tarihi karar anına bizi taşıyan, müellifi bilinmeyen ama daha içeriği belli değilken boş kağıt imzalatılarak önümüze getirilen bir projedir. Bu projenin müellifi belli değildir. Ama arkasındaki siyasi irade bellidir. Bu proje alel acele telaşla hazırlanmış, hukuki ve siyasal olgunlaşmaktan uzak bir sipariş projedir. Milletin egemenliği ve meclisin üstünlüğü anlayışını temel alan bir asırlık siyasi geleneğimizi tahrip edecek, milli siyasi kültürümüzü çökertecek, millet egemenliğinin yerine şahıs hegemonyasını ikame edecek bu tasarı bugün önümüzde duruyor. Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyı ele almadan önce dikkatinizi çekmek istediğim 3 nokta var. Birisi, bu tasarıdan Türk halkının haberi yok. Anayasamızın, devletimizin en temel dayanaklarıyla oynayan böyle bir tasarıdan milletin haberi olmadan alelacele komisyonlarda, genel kurulda bu tasarıyı görüşme durumunda kalıyoruz. Değerli arkadaşlarım, ...80 milyonun kaderiyle ilgili bu vahim tasarı hakkında halkımız araştırmalarda gösteriyor ki hemen hemen hiç bilgilendirilmemiştir. Konunun toplumun hiçbir kesimiyle müzakere edilmediği ortadadır. Üniversitelerin haberi yoktur. Hukuk fakültelerinin haberi yoktur. Baroların haberi yoktur. Sendikaların haberi yoktur. Esnaf kuruluşlarımızın haberi yoktur. Milletin haberi yoktur. Sanki milleti haberdar etmeden, milleti uyarmadan işi olup bittiye getirme çabası vardır. Hatırlarsanız daha önce iktidar çözüm süreci diye
PKK ile anlaşmanın halka izah edilip kabul ettirilebilmesi için çırpınıyordu. Akil adamlar icat edip onları bütün Türkiye'de seferber etmişti. Aylarca çabalamıştı. Söyler misiniz şimdi anayasa değişikliğini millete anlatmak için en küçük bir çaba gayret sergiliyor musunuz? Bizim anlatmamıza niçin izin vermiyorsunuz? Meclis TV'si kapatılmış. Allah aşkına bunun bir izahı var mı? Böylesine önemli bir konuyu konuşurken Meclis TV'sinin kapatılması milletin haber alma hakkına müdahale anlamına gelmez mi? Kendisine güvenen, projesine güvenen insanlar milletin gözü önünde bu tartışmayı yapmaktan niye kaçınırlar? Kısıtlı süreler içinde, 20 dakika içinde konuşup projenin iç yüzü daha anlaşılmadan olup bittiği işi getirme çabası var. Çok açık söylemek zorundayım. Bunu söylememek iyi niyet değil değerli arkadaşlar. Bu doğru değildir. Bu sizin tasarınıza güvenemediğinizi gösterir. Karda kışta zemheride bu telaş niye, bu acele niye? Bırakın millet gerçekleri öğrensin. Acele etmeyin, acele işe şeytan karışır. Milletvekillerini boş kağıda imzalattırıp milletin anlayıp öğrenmesine fırsat vermeden anayasayı değiştiremezsiniz. Cumhuriyeti tahrip edemezsiniz. Bu işler böyle olmaz. Eğer oldurmaya çalışıyorsanız bu işin içinde bir çapan oğlu var demektir. Olmaması gerektiğini siz de bilirsiniz çünkü. Öyle yapmak zorunda kalmışsanız eğer bu işin içinde bir çapan oğlu var, bir sıkıntı var. Gümrükten mal mı kaçırıyorsunuz? Eğer size birileri uzatmayın, bir an önce bitirin bu işi dedi diye yapıyorsanız, ona söylemeniz gereken şey şuydu: size saygı duyarız ama millete ve meclise daha çok saygı duyarız. Onun için önce millete bu işi anlatmamız lazım. Bunu söylemenizi beklerdik. Milletin arkasından talimatla oyun çevirmek kimseye yakışmaz. Değerli arkadaşlarım, kimsenin haberi yok. Bu tasarıyı olağanüstü halde konuşuyoruz. Bu anayasa paketini bir olağanüstü hal rejimi altında konuşuyoruz. O hali üçüncü kez bütün Türkiye'de daha yeni uzattık. Olağanüstü hal anayasaya aykırı bir biçimde o hal gerekçelerinin kapsamı dışında uygulamalarla sürdürülüyor. Kararnamelerle yargı yetkileri kullanılıyor. İdari kararların ne zaman ve nasıl yargı denetimi altına alınacağı hala belirsiz. 163 general tutuklu, 150 yüksek yargıç, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve HSYK üyesi tutuklu. 2194 hakim ve savcı tutuklu. 6269 subay tutuklu. 80.000 kamu personeli ihraç edildi. 50.000 kamu personeli soruşturuluyor. 230 şirkete kayyum atandı. Hala her yeni kararnameyle yüzlerce kişinin işine son veriliyor. O hal kararları yargı süzgecinden geçirilebilmiş, yargı denetimi altına alınabilmiş değil. Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırılarını yaşıyoruz. 1,5 yılda 38 terör saldırısında 516 kişi hayatını kaybetti. Sadece şu son 6 ayda o hal döneminde 17 saldırıda 214 kişi hayatını kaybetti. Suriye'de 47 askerimiz şehit düştü. Ekonomi alarm veriyor. Suikast timleri onlara kol kanat geren mülteci hemşehri kolonileri ile birlikte kentlerimizde yuvalanmış. Güvenlik krizi sizi muhalefet liderlerine zırhlı araba teklif etme noktasına kadar getirmiş. Bütün bunları
Türkiye'yi 15 yılda ne hale getirdiniz diye şikayet etmek için söylemiyorum. Allah aşkına bu ortamda, o hal rejimi altında bu anayasa değişikliğini, referandum yapma düşüncesini nasıl oluyor da aklınızdan geçirebiliyorsunuz diye sormak için söylüyorum. Millet can derdinde, birileri et derdinde. Değerli arkadaşlarım, o halin 6. ayındayız. Her gün yeni gözaltılar, tutuklamalar. Birbiri ardında terör saldırıları, bombalamalar, şehit haberleri, millet ülkenin her yerinde acı ve matem içinde. Yasını tutmaya çalışan, matemini yaşayan insanlara hadi koş bana oy ver diyeceksiniz. Bu bana bir kargaşa ortamında ayıplı malını pazarlamaya çalışan kurnaz bir tüccarı hatırlatıyor. O hal rejimi içinde yapılacak bir anayasa değişikliği hukuk vicdanı ile demokrasi ahlakı ile bağdaştırılamaz. Başta Fransa olmak üzere birçok demokratik ülkede olağanüstü halde anayasa değiştirmek mümkün değildir. Sayın Başbakan'ın da bir süre önce o hal altında referandum yapmanın doğru olmadığını söylediğini hatırlıyorum. O hal altında anayasayı görüşmeye başladık bile. Böyle olması hem başbakanın saygınlığına ağır bir darbe vurmuş, hem de tasarının demokratik meşruiyetini ve hukuki saygınlığını daha işin başında şimdiden tahrip etmiştir. Hükümetin de ötesinden kaynaklanan bu acelecilik ve dayatmanın, olağanüstü hal falan dinlemem diyen o anlayışın altında yatan, halkın bilgilenmesinden, teklifin iç yüzünün ortaya çıkmasından duyulan telaş ve korkudur. Basın baskı altında 147 gazeteci tutuklu, düzinelerle gazeteci siyasi baskılarla işinden atılmış. Televizyonlar sindirilmiş. Dışarıda o hal, mecliste sıkı yönetim. Meclis televizyonunu kapatıp 20'şer dakika grupları konuşturarak yapacağınız işten hayırlı bir sonuç çıkmaz. Söz konusu olan dünyanın en şerefli milli kurtuluş mücadelesiyle kurulmuş meclis üstünlüğüne dayalı bir cumhuriyet rejiminin kaderidir. Milletin haberi yok. Olağanüstü hal altında anayasa değiştiriyoruz. Ve ilk kez Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana uzlaşma olmadan bir anayasa değişikliği hayata geçirilmek isteniyor. 18. anayasa değişikliği paketini görüşüyoruz. 17'si de uzlaşmayla geçmiştir. 17'si de mutabakatla geçmiştir. Ama şimdi ilk kez milleti ikiye bölecek bir temelli anayasa zorlamasına iktidar davetiye çıkarmaktadır. Halbuki bugün her zamankinden çok daha fazla uzlaşmaya ve milli dayanışmaya ihtiyacımız var. Bir yanda Türkiye'nin bir milli devlet olarak varlığına yönelik dış kaynaklı komplolar, tuzaklar, öte yanda uzun süredir iktidarın izlediği yanlış, tutarsız iç ve dış politikaların oluşturduğu bir tehdit ortamı. Her ikisiyle aynı zamanda karşı karşıyayız. Böyle bir tehdit ortamında yeni bir rejim gerilimini tahrik etmenin, Türkiye'yi kutuplaştıracak, daha da kutuplaştıracak, daha da kamplaştıracak bir böyle girişimi akılla, sağduyuyla izah etmek mümkün olabilir mi? Eğer rejimin temeli konusunda uzlaşamazsanız egemenliği çatlatırsınız değerli arkadaşlarım. Bu getirilen anayasa değişikliği sıradan, alışılmış bundan önceki 17 paket gibi bir değişiklik değil. Bu anayasanın temellerini, egemenlik anlayışını, ana kurumların konumunu ve birbirleriyle ilişkisini dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde olmadığı kadar allak bullak edecek bir proje. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de
Anayasanın temelinde milli egemenlik anlayışı ve meclisin üstünlüğü var. Bu tasarı milli egemenlik anlayışını tahrip edecektir. Milletin üstünlüğünü, meclisin üstünlüğünü ortadan kaldıracaktır. Meclis üstün olmaktan çıkacaktır. Eşit bile olamayacaktır. Milli egemenlik ortadan kaldırılacaktır. Değerli arkadaşlarım, bakın burada meclis olarak çalışıyoruz. Bu meclisin arkasında millet var. Milli irade var. Tümüyle Türkiye milleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkasında. %100'üyle. Her siyasi görüşten parti varız. Her kimlikten, her etnisiteden, her inançtan, her mezhepten insanlarız. Çünkü Türkiye böyle. O Türkiye'de buraya yansıyor. Onun için burası egemen. Onun için bütün organların üzerinde olmak durumunda. Ama şimdi ilk kez bir seçim yapacağız. %50 ile bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. 51 ile. Seçeceğimiz cumhurbaşkanı bu milletin %100'ünü temsil eden organın temel yetkilerini alacak. Yasamanın bir kısmı dahil. Denetlemeyi tümüyle ortadan kaldıracak. Yargıyı alacak. Ve yeni bir anlayışla bir devlet mekanizması ortaya çıkacak. Herhangi bir demokratik ülkede bunun bir benzeri var mı Allah aşkına? Değerli arkadaşlarım, böyle bir ortamda bu kadar köklü bir anayasa değişikliğini zorlayarak geçirmeye çalışmak yapılabilecek en büyük yanlıştır, en büyük hatadır. Bu kadar yanlış, bu kadar hata niye yapılıyor? Niye yapılıyor? Ne bir telaş var? Bir acele var. Bir işi bağlama gayreti var. Bir fırsat çıktı. Aman bu fırsatı kaçırmadan derhal bunu bitirelim anlayışı var. Bu bütün o hatalara yol açıyor. Değerli arkadaşlarım, getirilen cumhurbaşkanı sadece bildiğimiz cumhurbaşkanı olmayacak. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde görülmeyen bir şekilde iktidar partisinde genel başkan olacak. Herkes bu anayasaya baktığı zaman cumhurbaşkanının yetkilerine, meclisin yetkilerinin azalmasına ve yargıyı cumhurbaşkanının belirlemesine tepki gösteriyor. Bu yanlıştır diye. Elbette onlar yanlış da. Herkesin pek üzerinde durmadığı belki en temel yanlış, cumhurbaşkanının meclisteki iktidar partisinin aynı zamanda genel başkanı da olabilmesidir. Bundan daha büyük bir hata tasavvur edilemez. Bu yasamayla yürütmeyi iç içe geçirmek demektir. Cumhurbaşkanı, yani tüm Türkiye'nin temsilcisi olması gereken kişi, bir siyasi partinin genel başkanı, grup toplantısına katılacak, MYK toplantısına katılacak, o partinin yararlarını, çıkarlarını savunacak, takip edecek. Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı olacak. AKP Genel Başkanı da yargıyı belirleyecek. Anayasa Mahkemesi'ni belirleyecek. HSYK'yı belirleyecek. Değerli arkadaşlarım, sağduyumuzu mu kaybettik? Allah aşkına. Bir siyasi parti genel başkanına Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini belirleme hakkı verilebilir mi? Cumhurbaşkanına parti genel başkanı olma yetkisinin imkanını tanıdığınız anda işte siz bunu yapmış oluyorsunuz. Ve bu hiçbir şekilde kabul edilebilir, sürdürülebilir bir olay değildir. Tarafsızlık yemin edecek cumhurbaşkanı. Ben tarafsızım diyecek. Ya kimi aldatıyoruz? Ne bu samimiyetsizlik? Anayasaya yansımış bir samimiyetsizlik. Parti genel başkanı tarafsız olarak yemin edecek. Yani aynı kişi Cumhurbaşkanı köşkünde tarafsız olacak, parti genel merkezinde AKP'li olacak, başbakanlıkta başbakanlık yapacak. Değerli arkadaşlarım, bunlar yanlış. Bakın, bu parti devletini oluşturmak demek. Siyaseti devletin temeline sokmak demek. Türkiye
il başkanlarının, valilerin il başkanı olduğu bir dönemden başladı 1930'larda. Bugün geldiğimiz noktaya geldi bir büyük süreçle. Bu sürecin en kritik aşamasında 1947 12 Temmuz bildirisi vardır. İsmet İnönü hukuken partili cumhurbaşkanı konumundayken bundan rahatsız olarak partiler üstü bir cumhurbaşkanı olmaya gayret göstermiştir. Kucaklamaya çalışmıştır muhalefeti, adil davranmaya çalışmıştır. Ve daha sonra bu hukuki durum değişmiş. Önce fiili olarak İnönü'nün çabasıyla, daha sonra da hukuki olarak değişmiş. Bugünlere gelmişiz. Şimdi biz tarafsız diye anayasada tarif edilen cumhurbaşkanını parti genel başkanı yapmaya çalışıyoruz. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı Meclisi tek başına gerekçesiz fesih yetkisine sahiptir. Esat sahip değildir. Esat meclisi gerekçesiz feshedemez. Gerekçe gösterecek. Üstelik gösterdiği gerekçeyi de bir başka defa kullanamayacak. Biz hiç gerekçe bile göstermeden feshedeceğiz. Kim kimi feshediyor? %50, %100'ü feshediyor arkadaşlar. %51 ile seçiliyorsun, %100'ü feshediyorsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini normal bir siyasi irade sergileyerek feshetmek durumunda değil. İlla 360'ı alacak. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini Cumhurbaşkanı şapkasıyla atayacak. 3 tanesini de İktidar Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla buradaki oylamalarla belirleyecek. Sonra da o mahkemede Cumhurbaşkanı bir ihtiyaç ortaya çıkarsa yargılanacak. Değerli arkadaşlarım, ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet? Anayasa Mahkemesi'ni ne hale getiriyoruz? HSYK'yı yine aynı şekilde Adalet Bakanı ve müsteşarıyla doğrudan atıyor. Ondan sonra 5 üyeyi gene kendisi atıyor. Geriye kalan azınlığı da meclis seçiyor. Nasıl seçiyor? Gene iktidar partisinin, yani parti genel başkanı konumuna gelmiş cumhurbaşkanının talimatlarıyla seçiyor. Değerli arkadaşlarım, yardımcıların milletvekili olması şart değil. Ama o yardımcılardan birisi belki Cumhurbaşkanı'nın yerine gelebilir. Anayasada bir maddeyle bu halledilebilirdi. Söylenebilirdi. Güven oyu yok. Cumhurbaşkanı hiç kimseden güven oyu almadan kabine kuracak. Kabine %50 ile oluşan bir cumhurbaşkanının iradesiyle oluşacak ve %50 ile oluşan bir irade %100 ile oluşan bir meclisi feshedebilecek. Meclisin kendisini feshedebilmesi ancak 360 oyu bulabilmesine bağlı. Olağanüstü hal kararnamesi çıkarma hakkına sahip başkan. Olağanüstü hal ilan etme hakkına sahip. Olağanüstü hal var diye kararname çıkarmaya yetkili. Çıkaracağı kararnameyle anayasayı değiştirme imkanı var. Yani arkadaşlarım, anayasayı değiştirme yetkisini veriyoruz. Farkında mısınız Allah aşkına? Çok açık. En küçük bir tereddüdünüz olmasın. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Anayasa Mahkemesi diyor ki, daha yeni aldığı karar, bu son olağanüstü hal çerçevesinde aldığı karar,
Olağanüstü hal kararnamesi ile ilgili anayasaya aykırılık iddialarını ben dinlemem diyor. Anayasa öyle yazıyor. Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü hali anayasal denetime tabi tutmayacağını açıklaması karşısında olağanüstü hali kimseye bilgi vermeden, istişare etmeden, yetki almadan tek başına ilan eden kişi olağanüstü hal içinde o kararnameyi de yürürlüğe koyar. Onun anayasaya aykırı olması halinde de onu denetleyecek bir merci yoktur. Değerli arkadaşlarım, kamu yönetimini kararnameleriyle şekillendirir. Yani yürütmeyi o işletir değil, yürütmeyi tanzim eder. Yani yürütme yetkilerini de o kullanır. Kapatacağı bakanlıkları kapatır, istediği yeni bakanlıkları kurar. Kamu tüzel kişilikleri ihdas eder, devleti tepeden tırnağa tek başına götürür. Peki bu kadar büyük yetkiler kullanan birisi denetlenebilir mi? Hayır, denetlenemez. Gen soru yok, güven oyu yok, meclis araştırması, meclis soruşturması yok ve meclis soruşturması. Bunu bir inceleyin. Meclis araştırmasıyla meclis soruşturmasını karıştırmayın değerli arkadaşlar. Evet. Evet, 360 üyeyle 400 üyeyle. Evet, şimdi ona geleceğim. Şimdi bakın, buradaki olay şu değerli arkadaşlarım. Denetleme mantığı icraya, Cumhurbaşkanı dahil, bakanlar dahil, Cumhurbaşkanı yardımcıları dahil, icraya yönelik denetleme anlayışı, ortada bir suç varsa verirsiniz mahkemeye anlayışıdır. Bakın, o var sadece, onu söylüyorum. Meclis soruşturması ve denetleme daha geniş bir olay. İlla bir cezai suç gerektiren bir ihlalin olması şart değil. Bir denetleme imkanı yok. Suç varsa ver mahkemeye diyor. Nasıl vereceğiz? Suçun olduğunu iddia edenlerin yapması gereken şey önce 300 üyeyi bulup teklif etmek. Daha sonra 360 üyeyi bulup komisyona sevk kararı çıkarmak. Ondan sonra da 400 oyu bulup Yüce Divan'a sevk etmek. Ya bu suç teşkil eden bir olayın dışında bir yanlış yok mu? Bu yanlışı meclisin söyleme hakkı yok mu? Bir denetleme imkanı getirmenin ülke için bir yararı yok mu? Böyle bir mekanizma var mı? Bunların hiçbirisi yok. Değerli arkadaşlarım, bir suç varsa bulursun 400 milletvekilini, mahkemeye verirsin mantığı. Peki mahkemeye veririz, bizi kim yargılar? Benim tayin ettiğim Anayasa Mahkemesi üyeleri, 12'sini doğrudan, 3'ünü de dolaylı oraya getireceğim. Şimdi ayrıntılara girmek istemiyorum, bunları hep biliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakın, bütün bunlar bu düzenlemenin hangi anlayışla yapıldığını bize gösteriyor. Bu, Sayın Başbakan bu konularda gerekçelerini ifade ediyor zaman zaman. Diyor ki, biz bunu istikrarı sağlamak için yapıyoruz. Allah aşkına, Türkiye'de istikrar sağlamaya ihtiyaç mı var? 14 yıldır, 15 yıldır iş başındasınız. Tek başınıza hükümetsiniz. İstediğinizi yapıyorsunuz. Yani istikrar ihtiyacı nereden geliyor denildiği zaman, diyorlar ki, ya da Sayın Başbakan düşünüyor ki, efendim bugün değil, gelecekte istikrarsızlık ihtimali var. Biz bir süre sonra istikrarsızlık olabilir diye bugünden telaşla, alelacele, milleti bilgilendirmeden, olağanüstü hal altında meclisin etrafını polislerle kuşatarak, gazlar, coplar kullanarak bir an önce bunu geçirmeye çalışıyoruz. Niye? Gelecekteki bir tehdidi, tehlikeyi bertaraf etmek için. Değerli arkadaşlarım,
Bu düzenleme hiçbir şekilde gelecekteki bir tehdidi bertaraf etmeye yönelik bir düzenleme değildir. İstikrar diye bir problem var da istikrar nereden kaynaklanıyor? Ortalık çok karışık. Türkiye böyle bir dönemi hiç yaşamadı. Kan gövdeyi götürüyor. Ne var bunun altında? Niye böyle bir manzarayla karşı karşıyayız diye düşündüğümüz zaman gördüğümüz şudur. Bunun altında bir anayasal kriz yok. Sayın Baykal, süreniz doldu. Lakin bir 3 dakika da süre uzatımı vereceğim. Yetmediği zaman 2 dakika daha vereceğim toparlayasınız diye. Açalım arkadaşlar. Yalnız, kaç dakika oldu? 20 dakika. 30 dakika doldu. Şimdi ilave süreyi veriyorum size. Lütfen tamamlayın. Evet. Buyurun. Yani istikrar gerekçe olarak söyleniyor. Bunun hiçbir inandırıcı tarafı yoktur. Türkiye'nin şu andaki problemi bambaşkadır ve bu anayasadan kaynaklanmamıştır. Bu doğrudan iktidarın uzun süredir uygulanmalarından kaynaklanmıştır. İktidar geride bıraktığımız 15 yıl içinde giderek ülkeyi daha da karmaşık, daha da yüksek krizler ortamına doğru sürükledi. Bunun altında yatan hiçbir şekilde anayasal bir gerekçe yoktur. Bu sadece iktidarın yanlış politikalarındandır. Yanlış bir Suriye politikası izlediniz. Onun sonuçlarıyla bugün Türkiye hesaplaşıyor. Yanlış bir terör politikası izlediniz. İzlediğiniz terör politikasının sonucuyla Türkiye hesaplaşıyor. FETÖ konusunda tamamen yanlış, siyaseten yanlış, hukuken yanlış büyük hatalar yaptınız. Şimdi o hataların sonucunda Türkiye allak bullak. Yolsuzluklarla mücadeleyi bir kenara bıraktınız, görmezlikten geldiniz. Onun sorunları Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin sorunu anayasa sorunu değil. Ülkeyi yönetenlerin hata yapmasına imkan vermeyecek bir anayasa düzenleme yetkisi hiçbir anayasada bulunamamıştır. Hiçbir anayasada siyasetçi hatasını bertaraf edecek önlem yoktur. Olay sorunlu insan olma, iyi siyasetçi olma, devlet adamı olma, bugünü değil yarını düşünme, günlük çıkar için, siyasi çıkar için ülkeyi sıkıntıya sokmama olayıdır. Değerli arkadaşlarım, bu tasarı önümüzde. Ben inanıyorum ki eğer bu tasarı geçerse Türkiye çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Yani biz Büyük Millet Meclisi'nin özünü, temelini, Büyük Millet Meclisi değil sadece, onun arkasındaki milletin haklarını maalesef bir tek kişiye emanet etme konumundayız. Böyle bir tablo içinde bizim dikkat etmemiz gereken konu sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğudur. Ben inanıyorum ki bu büyük yanlışı önleyebilecek organ Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şimdi hepimiz büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine, anayasadaki konumuna ve sorumluluk duygusuna yakışan bir şekilde bu proje karşısında bu yanlıştır diyebilmelidir. Buna ihtiyaç var. Bu söylenebilir, söylenmelidir. Bunun söylenmesi Türkiye için de, inanıyorum ki AKP için de, herkes için de yararlıdır. Bu proje muhalefete karşı değil, AKP iktidarına karşıdır. Bu proje Türkiye'de başbakanlığı ortadan kaldırıyor. Ya niye kaldırıyorsunuz? İktidar çatışması var. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani burada mı var? Ne olacak iktidar çatışması olsa? Ya ben kimseyi ikna etme mecburiyetinde kalmamalıyım. Aklımdan geçen projeyi derhal hayata sokabilmeliyim. Benim elimi serbest bırakın. Peki hadi başbakanlığı verdik. AKP Genel Başkanlığı'nı niye alıyorsun? AKP Genel Başkanlığı da bana verin. AKP Genel Başkanlığı'nı vermiyoruz sana. Yasamayı veriyoruz. Yasamayın yarısını emanet ediyoruz. Milletvekillerini sen yazacaksın. Senin imzanla milletvekili listesi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
Ve sen o listeyle çoğunluğu oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi karşısında dengeli bir yönetim yapacaksın. Olacak şey mi? Bu milletin elindeki, o %100'ün elindeki iktidarın bir kısmını meclisin içinden ve bir kısmı da doğrudan anayasal düzenlemelerle alıp götürmektir. Yanlıştır. Buna izin vermeyelim. Bunu verirseniz ben inanıyorum ki Türkiye büyük sıkıntıların içine girer. Vermezseniz de Türkiye'nin önünde büyük ufuk açılır. Bu reddedilirse bu tasarı bu meclisten Türkiye'nin önünde büyük ufuk açılacağına ben içtenlikle inanıyorum. Evet, evet. Yani Türkiye çok rahatlayacaktır. Siz rahatlayacaksınız. Yani siz kimliğinizi kazanacaksınız. Teşekkür ediyorum Sayın Baykal. Süreniz doldu. Bir saniye arkadaşlar, farkında değilsiniz. İki dakikayı da verdim de. Farkında değilsiniz insicamını bozmamak için. Sayın Baykal tamamlayın lütfen. Açalım arkadaşlar bir dakika. Tamamlayın. İki dakikanız daha da geçmişti. Beş dakika ekstra verdim size. Grup başkan vekilleriniz biliyor arkadaşlar yani, lütfen. Bilmeden konuşmayın. Böyle önemli bir konu konuşulurken Sayın Başkan'ın ya da yönetimin bu hassasiyeti beni çok duygulandırıyor. Yani yani 1 Mart tezkeresini konuşurken selam olsun, kulakları çınlasın. O zamanki meclis başkanımız gene 20 dakikaydı aynı iş düzük. Dedi ki bir 20 dakika daha. Ben bitiremedim 40 dakikada. Dedi ki Türkiye'nin, devletin çok temelli sorunlarını konuşuyoruz. Bir 20 dakikada ben size veriyorum. Bir 20 dakika daha konuşun dedi ve Sayın Bülent Arınç'ın katkısıyla, desteğiyle bir saat konuştuk. Şimdi Türkiye'de devletin temellerini sarsacak olan kişi hegemonyasını millet egemenliğinin yerine geçirecek olan, meclis üstünlüğünü milletvekillerinin eliyle bertaraf edecek olan bir tasarıyı görüştük. Teşekkür ediyoruz Sayın Baykal. Teşekkürler Sayın Baykal. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.